TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir gündem özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta gündem özel programında gündemin öne çıkan başlıklarını konuşmaya çalışıyoruz. Özellikle gündemdeki gelişmeleri hukuki açıdan yorumlamaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Bu haftaki gündem özel programımızda da yine çok önemli gelişmeleri, konuları konuşacağız. Özellikle emeklilik diyeceğiz değerli izleyenler. Emeklilikle alakalı yeni gelişmeler var. Bu gelişmeler neler ve bu konuda hukuk, yargı ne diyor, devlet ne diyor, tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız. Özellikle haklarımız neler, ne gibi mağduriyetler yaşıyoruz emeklilikle alakalı, bunların detaylarını konuşmaya çalışacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Bu asgari ücret tartışmaları yine burada bu konuyu değerlendirmiştik. Bununla alakalı belirlendikten sonraki gelişmeleri de konuşmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda yine pandemi süreci devam ederken iş hukukuyla alakalı, işle alakalı yaşanan sıkıntılar, mağduriyetler, bunun ve hukuki açıdan gelişmeleri, değerlendirmeleri neler, bunları konuşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Benim çok değerli bir konuğum var. Avukat Gürbüz Erdoğan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Gürbüz Bey? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim en son 2020 yılında sizle birlikte yayın yapmıştık. Tabii asgari ücreti konuşmuştuk. Asgari ücret daha belli olmamıştı. Şu an belli oldu. Hem onları konuşacağız, emeklilik diyeceğiz. İş hukukuyla alakalı detaylı bilgileri sizden almaya, dinlemeye çalışacağız. Nasıl yoğunluğunuz öncelikle? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Öncelikle size ve TV1 çalışanlarına topluca bir geçmiş olsun efendim, demek çok istiyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Allah şifalar versin. Allah fidayı göstermesin. Malum bu Covid sizi de bizi de hepimizi etkiledi. Tabii. Sizi biraz daha bu şekilde derinden etkiledi. Biz daha şu ana kadar görüşemedik kendisiyle. Evet. İnşallah da görüşmeyiz. Allah görüştürmesin efendim. Öyle söyleyelim. Zor bir şey o yüzden. İnşallah. Ve Allah şifalar versin. Ve herkes de etkileri çok değişik seyrediyor. Ne olacağı gerçekten belirsiz. Allah göstermesin diye de temenni edelim ve tez zamanda da bu virüsten tüm dünya kurtulsun diye de dua edelim efendim. Nasıl İnşallah. Yoğunluk? Çok şükür biraz işte 2021 biraz daha hareketli başladı yani hareketli. Yıl sonlara göre biraz daha hareketli başladı. Yani bizim işlerimiz açısından, dosya süreçleri açısından inşallah hayırlara vesile olur. Hukukun, adaletin ihtiyaç olmadığı ama ihtiyaç olunduğunda da çok rahat ulaşıldığı bir dönem diyelim inşallah. 2021'e de bu şekliyle adaletli, hukuka uygun bir yıl dileyerek başlayalım isterseniz. Efendim evet, umuyoruz bu yönde olur dediğiniz gibi. Tabii yine önemli gelişmeler vardı, yine söyledim. Asgari ücret en son sizlerle konuştuk. Ne olması gerektiği, nasıl bir planlama yapılması gerektiği hakkında. Asgari ücretin nasıl belirlenmesi gerektiği, nasıl belirleniyor, bunların detaylarını konuşmuştuk. Ve şu an asgari ücret belli oldu. Kimilerini memnun etti, kimilerini memnun etmedi tabii ki. Ama şu anda bir rakam söz konusu. Dediğim gibi bunu konuşacağız. Özellikle emeklilik konusu değerli izleyenler, özellikle üstüne değineceğiz. Çünkü bu dönemde emeklilikle alakalı önemli soru işaretleri var vatandaşların kafalarında. Neden? Çünkü bir af geldi. Doğru mu efendim? Bu aftan birçok vatandaş yararlanabilecek. Ancak yararlanacakken diyor ki Sosyal Güvenlik Kurumu şöyle şartlar var. Bağkur emekliliği değişik bir sistem. Devletin sunduğu şu anki haftaki sistem çok değişik, farklılıkları var. O yüzden nedir, ne değildir tüm detaylarını Avukat Gürbüz Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Kendisi de bu konuda özellikle deneyimli, tecrübeli, çünkü bakanlık deneyimi var. Bakanlıkta çalışmış bir avukat. O yüzden bu konular önemli. Emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarını yine değerlendirmeye çalışacağız. Efendim ilk olarak asgari ücret belli oldu. 2825 lira, doğru mudur? Evet. Siz en son 2750 lira olmalı demiştiniz en az. Sizin söylediğinizden fazla çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu. Yani güzel oldu. İnsanlarımız ve 75 lira daha bizim tahminimizin üstünde bir asgari ücret gelir elde etmeye başlayacaklar. Başladılar. Hı hı. Bu yönde güzel oldu. Ama bu neticede 2825 lira. Normal şartlara bakıldığı zaman yüksek bir ücret mi? Yüksek bir ücret değil. Ama önceki programlarımızda da söylemiştik. Zaten sizinle en son programda da söylemiştik. Kaç olur diye rakam istemiştiniz. Hı hı. 2750 ve üstü olur tarzına söylemiştik. Bu da bu kapsamda çıktı. Asgari ücretin değişik boyutları var. Yani birincisi şahıs bazındaki boyutu. Yani çalışanlar açısından boyutu. Bu ne kadar yüksek olsa çalışan açısından o kadar iyi olur. O kadar çalışan işçiyi motive eder. O kadar işte verimlilik artar. Ücret Tabii. yükseldikçe kendisinin, ailesinin, toplumun refah seviyesi o derece yükselir. Bu hemen hemen bütün dünyada da aynı şekildedir. Yani asgari ücret. Bunun altında da zaten ücret olması mümkün değil. Tabii. Ancak bir de bunun dışarıya yansıyan boyutları var.
Şimdi bunun aynı şekilde işverene olan etkisi var. Yani 2825 lira bugün çok yüksek bir ücret mi? Değil. Yani bugün hakikaten genel şartlara bakıldığı zaman adı üstünde zaten asgari. Yani asgari olarak ayakta kalabilmek için, hayatta kalabilmek için verilen bir ücrettir zaten burada. Bunun başka işte açlık sınırı dediğimiz, işte yoksulluk sınırı dediğimiz başka ölçüleri de var. Bunlara göre bu ücret o kadar yüksek değil. Ama bu asgari ücret belirlenirken ülkenin genel ekonomik düzeyiyle alakalı bir konudur bu. İşsizlik seviyesiyle alakalı bir konudur bu. Genel finans yapısıyla alakalıdır. İşte iç borç ve dış borçlarla alakalı bir yapısı vardır. Yani asgari ücret bunlar maalesef hepsini direkt olarak etkileyen alanlardır. Şimdi başlarken dediğimiz gibi yani asgari ücret ne kadar yüksek olursa bireysel bazda çalışan kişinin refah seviyesi artar, motivasyonu yükselir. Ailesindeki etkisi artar ve bunun topluma yansımaları da toplumdaki cari piyasa dediğimiz piyasayı da o derece hareketlendirir. Yani insanlarımızın cebine ne kadar çok para girerse o kadar çok ekmek alırlar, o kadar çok şeker alırlar, o kadar çok işte giysi alırlar, o kadar çok ihtiyaçlarını karşılarlar ve piyasanın da hareketlenmesi o derece iyi olur. Yani asgari ücretin toplum bazında da yüksek olmasının katkısı büyük. Ancak öbür taraftan genel işsizlik seviyesine bakıldığı zaman asgari ücret ve üretimin ve özellikle rekabetin yüksek olduğu yerlerde de bunun bir de negatif etkisi vardır. Hı hı. Asgari ücretin yüksek olmasının. Hı hı. Özellikle iş yoğunluğu olan yerlerde, ya da rekabetin çok güçlü olduğu sektörlerde 3 liralık 5 liralık bir ücret dahi çok ciddi sonuç verir. Asgari ücretin işverene yansıması şu anda 4000 lirayı buldu. İşverene yansıması. Bu aynı şekilde asgari ücret yüksek olduğu zaman sigorta ve vergi maliyetiyle birlikte değerlendirdiğinde işveren açısından bakıldığı zaman işverene ciddi manada bir de yük getiriyor. Bu sefer işveren en optimal, en asgari işçi istihdam sayısına çekiyor. Yani bir işçinin bugün 4000 lira olarak kabul edersek bir fazla işçi ayda 4000 lira, yılda 48 bin lira bir maliyet oluşturur. Yani işverenin hesapsız olarak bir işçiyi fazla çalıştırmasının maliyeti 48 bin lira yıllık olarak. Hı hı. Yani bunun 10 tane işçiden bahsetsek 50 bin liradan 600 bin liralardan bahsediyoruz. Yani bunun da rekabetin yüksek olduğu sektörlere bakıldığı zaman zaten kar marjları düşük olarak kabul edilen sektörlerdir rekabet. Bu sefer de İstihdam konusunda işveren en optimal, en minimum noktalara gelecektir. Ya da kayıt dışı dediğimiz kaçak işçiliğe başlayacaktır. Yani maalesef sigortasız işçi çalıştırma artacaktır. Yani o yüzden asgari ücret belirlenirken yani iki taraflı yontmak gerekir. Evet, işçilerimiz kesinlikle fazlasıyla da hak ediyorlar. Ben mevcut asgari ücretin yeterli olduğunda kesinlikle düşünmüyorum. Türkiye gibi bir ülkelerde daha yüksek olması lazım. Refah seviyesinin daha da yükseltilmesi lazım. Kabul. Ama öbür taraftan bugün halen %13, %14 işsizliklerde kayıt dışı ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman bunu vurduğumuz zaman %18, %19'ları bulan bir işsizliğin olduğu yerde asgari ücret ne kadar yükselirse maalesef bu oran yani kayıt dışılık ve istihdamda da o derece azalma olur. Yani bunun için asgari ücretle üretimi birlikte değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Yani burada bir denge var, bir orantı kesinlikle var. Kesinlikle. İşsizlik oranının artmasını önlemek de tabii ki çok önemli dediğimiz gibi efendim. Üretimi aynı miktarda, en az aynı miktarda artıramazsak bu sefer asgari ücretteki artış istihdamda azalmaya, maliyetlerin artmasına, hı hı, ve tekrar işsizliğin artmasına sebep olur. Maalesef. Yani o yüzden biz kesinlikle asgari ücreti tartıştığımız gibi verimlilik, üretim, dış ticaret, ihracat konularını birlikte değerlendirilmesi lazım. Özellikle dış ticaretle ilgili yani ihracat dediğimiz konuların milli geliri artıran alan ihracattır. Yani dışarıya ne kadar çok ürün satarsak, ne kadar çok ürün üretirsek milli gelirde o kadar artış olur. Kesinlikle. Onun için bunları kesinlikle asgari ücret miktarını konuştuğumuz kadar ben bunların da konuşulması gerektiğini, verimliliğin aynı şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu önemli burada sizin söylediğiniz efendim, özellikle ben de katılıyorum yani 2800 rakamı bir kere gözden çıkarılmalı. Sadece buna bakıyoruz değil mi? Evet. 2800 lira asgari ücret bu değil.
Dediğiniz gibi hani en kötü düşünce düşüncesizlikten daha iyidir denilen söze geliyoruz yani. Hiç asgari ücret de alınamayabilir, doğru mu? Yani işte bulunamayabilir şu dönemde. Zaten pandemi dönemi zaten herkes işçi çıkartıyor, doğru mu? Evet. O yüzden sıkıntı olacak. Dediğiniz gibi işsizlik artacak ve birçok problemler de beraberinde gelecek. O yüzden bazı noktalarda önümüzdeki bütün detayları göz önünde bulundurup ona göre düşünmemiz ve fikir beyan etmemizde fayda var. Onu soracaktım. Diyecektim ki asgari ücret 5000 lira olamaz mı? Olsa ne olurdu diyecektim. Siz zaten dediniz işsizlik artardı. Diğer sebepler olabilirdi. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Olur. Ama bunun devamında işte enflasyon da artış başlar. İşsizlik başlar ve yine 5000 lira civarında işverenden bu para çıkar ama çalıştırdığı işçi sayısını yer yerde azaltmak durumunda kalır. Sıkıntı yani. Büyük. Kesinlikle. Evet. O yüzden asgari ücret efendim bu yıl şeye göre belirleniyor efendim. Bu bütçe artışına göre belirleniyor galiba. Şimdi baktığımız zaman da %22 oranında artmış. 2021 yılı bütçesi 2020 yıla göre. Asgari ücret de aynı oranda. %21,5. Asgari ücret önceki programlarda da yapmıştık. Asgari ücretin tespiti işte işçi, işveren ve bakanlık bazlı 15 kişiden oluşan bir heyet tarafından tespit edilir. Bunda da tespit edilirken eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlar ve gıda noktasındaki temel 4 tane sektördeki artış ve buna göre istatistiksel hesaplara göre işte artış oranları ve kişinin ihtiyacına göre belirlenen bir sistemi var. Ama bunun en neticede her ne kadar 15 kişilik bir komisyon olsa da bu işin son sözü hükümet tarafındaki yer söylüyor. İşveren hükümet tarafındaki yer söylüyor. O yüzden belirleme yani asgari ücret yönetmeliğine göre bu şekilde. Ama milli gelir artış oranı ve bütçedeki artış oranıyla simetrik çıkması normal bir şey. Evet. Normal bir şey. Şu an normal mi siz? Yani şey asgari ücret yeterli mi şu anki belirlenen fiyat? Ya bunu aslında az önce konuştuk. Yani cari piyasaya baktığımız zaman 2825 lira o kadar yüksek bir rakam değil. Hı hı. Ama %13, %14 işsizliğin olduğu, %40 kayıt dışı bir ekonomik yapıdan bahsettiğimiz zaman bunun normal olarak kabul etmek lazım. Yani önceki 2324 liraya bakıldığı zaman bunu biraz normal olarak görmek lazım. O zaman lazım. Şöyle bir desek efendim, 3 aşağı 5 yukarı mı desek asgari ücreti? Yerinde bir deyim olmaz mı yani şu an? Şimdi, 3 aşağı işten çıkılma, bilmem neler büyük aynen. Sıkıntı, 5 yukarı evet. Daha sıkıntı evet. Falan derken. Evet, aynen 3 aşağı 5 yukarı demek lazım. Ya biraz da artış olması lazım. Yani milli gelirdeki nüfus artışını da buna koyduğumuz zaman, yani normal enflasyon üstünde biraz da milli gelir artışındaki %2'lik, %3'lük puanları da muhakkak koymak lazım. Yani o konuda da bir küçük de olsa bir refah seviyesinin artış olması lazım. Peki efendim, ülkemizdeki asgari ücreti diğer ülkelere göre kıyaslayarak oluruz, kıyaslayacak olursak ve kıyaslanmalı mı sizce? Bunu kıyaslamamız mümkün değil. Ülkelerin uygulamış oldukları programlar farklı programlar. Ve bu yine az önce de bahsettiğim gibi ülkelerin ekonomik seviyesiyle ilgili bir yapı var oralarda. Şimdi Almanya'daki asgari ücret aslında o kadar yüksek bir asgari ücret değil oradaki. Şimdi bizim milli gelirimiz ve asgari ücret, onların milli geliri, fert başına düşen milli gelir ve asgari ücret, bunları birlikte değerlendirmek lazım. Ama burada bizden farklı uygulamalar, yani bir Avrupa'nın bizden daha iyi uyguladığı Avrupa ülkeleri var. Ama öbür taraftan bizden çok çok kötü durumda olan da başka ülkeler de var. Bunu örneklemek gerekirse bir Almanya'da bir ücret eve giren ücret en az 3 tane asgari kalemden oluşuyor. Birincisi bir asgari ücret. Yani bir asgari ücret ödeniyor buna. Daha sonra bu sosyal güvenlik kurumları veya vakıflar bulunduğu yerin durumunu değerlendiriyor. Diyor ki işte siz şu mahallede oturuyorsunuz. 3 tane çocuğunuz var. Sizin şu kadar gıda gideriniz. İşte bu kadar eğitim gideriniz olur. Bu kadar işte yol gideriniz olur. Siz aldığınız bu 700 euro asgari ücreti yeterli olmaz. Ben 300 euro da eğitim yardımı veriyorum diyor. Daha sonra belediyeler diyor ki sen hayır işte şöyle bir mahallede oturuyorsun. Senin ev kiran şu kadar. Senin evine giren 1000 euro yeterli olmaz. 200 euro da belediye veya belediyenin yan kuruluşları tarafından yardım yapılıyor. Mesela bizde işsizlik ödeneği var. Yani bir işçi işten çıkarılmışsa buna işte 6 ay, 8 ay, 10 ay, 12'ye kadar gelen bizim işsizlik yardımımız var. 2000 yılından itibaren başlayan, 2002 yılından itibaren başlayan iş güvencesi ve işsizlik yardımımız var. Şimdi bu bizde de uygulanan bir sistem. Ama Almanya'ya baktığımız zaman işte buna arbastayım diyorlar. İşte belirli bir limitte işsizlik ödeneği alıyor. Sonra
Almanya işte hükümeti veya sosyal vakıflar diyor ki sen işte 500-600 euro alıyorsun ama işte 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk var. Bu işsizlik ödeneği sana yetmez diyor. Ve bizim sosyal yardımlaşma vakıfları gibi kurumlardan tekrar bir yardım daha yapıyor. Yine az önce bahsettiğim evet, gibi bu yine yeterli olmazsa bu sefer işte ev kirasıdır, aile yardım adı altında. Mesela Fransa bunu topluca aile yardımı diye ailenin çalışması karşılığında aldığı rakama bakıyor ve üstüne de aile yardım adı altında belirli bir miktar. Yani asgari sen ancak bununla asgari geçimini sağlarsın diye belirli bir ödeme daha yapıyor. Bunu aile Fransa mesela buna direkt aile yardımı adı altında yapıyor. Yani ya. Evet enteresan yani gerçekten o zaman anlattıklarınıza göre gerçekten kıyaslanmamalı. Bizim ülkemizdeki asgari ücrette yurt dışındaki herhangi bir ülkedeki asgari ücret. Bizim şu an itibariyle milli gelirimiz işte 9 bin dolar, 8 bin, 9 bin dolar arası oynuyor. Ama Almanya'nın bugün fert başına düşen milli gelir de 45 bin eurodan bahsediyoruz. 45 bin dolardan bahsediyoruz. İsviçre'den 55 bin dolardan bahsediyoruz. Yani aynı şekilde bunu üretimle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bizim fert başına ürettiğimiz, sağladığımız katma değerle bir İsviçre'deki, İsveç'teki ya da Almanya'daki bir fert başına düşen üretim miktarı da aynı şekilde bir değil. Bir de adam tutuyor efendim diyor ki mesela yurttan diyor Almanya'da diyor asgari ücret diyor 1500 euroymuş diyor mesela. Çarp diyor Türk lirasıyla diyor. Adamlar diyor 8 milyar maaş alıyor diyor. Yalnız Almanya, gerçekten enteresan Almanya'da yani. Da bir çorba 14-15 euro. Orada bir efelik yapıp böyle bir hesap ödemeye kalktığınız zaman yani orada da bir 100 euro falan en asgari şartlarda 3 tane çorbaya bir para ödüyorsunuz. Bir evet, lokal evet, hesap kesinlikle. Ediyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle Türk lirasına kıyaslanmamalı. Kesinlikle. Bu oradaki yaşayan insanın aldığı asgari ücretle işte Türk lirasına çevrilip de ona göreymiş gibi algılanmamalı. Bu zaten yani yanlış. Daha acip bir örnek vereyim. Tabii. Yine Almanya'da diyelim ki karı koca çalışıyorlar. Aynı iş yerinde çalışıyorlar. Hı-hı. Diyelim ki 2000 Euro'dan çalışıyorlar. 2000 Euro'dan 4000 Euro gelirleri var. Hı-hı. Değil mi? Öyle değil. Öyle değil. Nasıl peki? Birisi 2000 Euro alıyor. Diğeri aynı işte çalışmasına rağmen 1200 Euro alıyor. Neden? Diyor ki aileye düşen bir gelir olması lazım. Bu gelir sizin için yeterli. Ben diyor eğer çalışırsan, ikinci kişi çalışırsa bu şekilde. Ben diyor istihdam sağlamam lazım. İstihdamı canlı tutmam için diyor çalışmayanlardan buraya alabilmek için istihdamı. Bunu devlet söylüyor teşvik, değil mi? Teşvik açısından evet. Bu önemli bir teşvik. Evet ama, yani çünkü oradaki ücret olayını birebir Türkiye gibi değerlendirmemek lazım, düşünmemek lazım. Bu konuyu anlatabildim mi? Yani karı koca aynı şehirde çalışıyor. Tabii, aynen, aynen, 2000 Euro'dan 4000 Euro almaları lazım. Ama 3200 Euro veriliyor. Alıyorsan 1200 lira veririm diyor. Doğru mu efendim? İkinci çalışanı, senin evde diyor ikinci çalışan varsa ben buna 1200 Euro veririm diyor. Çünkü öbür ailede diyor hiç çalışan yok. Oradan bir tane çalışan olması lazım diyor. Senin eşin çalışmasın. Ben öbür yanındaki komşundaki aileden 2000 Euro'ya eşi çalıştırırım diyor. Bir istihdam sağlarım oradan. Evet diyor. Kesinlikle. Bu sistem güzel. İstihdam açısından evet, özellikle istihdam çok açısından. Da önemli yani değil. O yüzden ücret, asgari ücret, milli gelir gibi şeyleri biraz böyle ülkelerin bireysel olarak yani kendilerine özgü olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani ama şu kesinlikle altını çizmek istediğimiz konu şu. Bu üretimle ilgili bir konudur. Üretim ne kadar artarsa, milli gelir ne kadar artarsa asgari ücret de o derece artar. Kesinlikle efendim. Hı. O yüzden 2021 yılında bir kez daha söyleyelim. 2825 lira olarak belirlendi asgari ücret. 3 aşağı 5 yukarı iyi diye de biz bu programda bu şekilde söylemiş olalım. Pekala bir de efendim tabii emeklilik konusu var. Şu anda bir af söz konusu. Af geldi ve herkes emekliliğin perdine düştü. Hemen söylüyorum. Ev satıyorlar, araba satıyorlar. O borcu ödeyip emekli olmaya çalışıyorlar. Bize bu emekliliği, efendim getirilerini, götürülerini anlatır mısınız? Buyurun. Emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışırken en sevdiğimiz şeylerden bir tanesiydi. Bir vatandaş işte 25 sene çalışmıştır, gelir. Bizim eskiden bir siyah cüzdan vardı. Siyah cüzdan aldığı zaman emekli maaşı bağlanmış demekti. Ve böyle sanki yeni üniversiteyi bitirmişti, yeni bir işe girmiş ki o siyah cüzdan alıp cebine koyduğu zaman o kadar böyle sevinirdi. Böyle eski bir siyah emeklilik cüzdanı vardı, emeklilik cüzdanları yazardı. Ve onun üzerinde de tahsis numarası yazardı. Farklı bir numaraydı.
Ve insanlar böyle sanki çocuklar olmuş gibi, işe girmiş gibi, böyle piyango vurmuş gibi sevinerek giderlerdi. Artık ben emekli oldum diye böyle. O yüzden ben sosyal güvenlik kurumunda çalıştığım zamanlardaki en sevdiğim anlardan bir tanesidir. Birinin emekliliğinin yani kararın onaylanması Evet, derdik evet, biz evet, orada. evet. Maaşının bağlanması. Demek ki insanların gelecek duygusunu da ciddi manada etkileyen ve insanları rahatlatan konulardan da bir tanesi. Ve hakikaten ülkelerin mutluluk seviyelerine de bakıldığı zaman sosyal güvenlik kurumlarının sağlıklı işlediği ülkelerdeki mutluluk seviyesi de o kadar yüksek oluyor. Hemen soracaksınızdır, dünyada en güzel sosyal güvenliğin işlediği yerler nerede diye. İsveç, Norveç gibi bizim Kuzey Avrupa Ne ülkeleri. iyisi ne pes peki? İyisi ne? İyisi şu, işsizlik %1'in altında, hemen hemen işsizlik yok gibi. Dolayısıyla çok ciddi bir üretim var. Bu üretime bağlı olarak milli gelir yüksek ve belirli bir yaştan sonra da emeklilere ödemiş oldukları ücretler de o derece yüksek. Yani Ülke kendi kendine yetiyor demek oluyor bu kendi kendine söylediğinizde. yetiyor. Evet. Evet, yani maden, doğalgaz vesaire gibi şeylerden dolayı, yani zaten nüfusları da 6-7-8 milyon civarında. O kadar pardon, o kadar büyük ülkeler de değil ve buralarda sosyal güvenlik ciddi manada, yani sorunsuz şekilde işliyor. Bunun sosyal güvenliğin sorunsuz şekilde işlemesinin altında işsizlik oranının minimum olmasıdır. Evet, şimdi gelelim emekliye. Bizim hepimizin hayalini kurduğu şey. İnşallah benim de maaş bağlanmama sürem doldu ama prim hak ettim, ama böyle amiyane tabirle ben de yaştan bekliyorum. Yani ben şu anda tam bir EYT. EYT'yim. Evet, tam bir EYT'yim ben de. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi hemen biraz daha böyle bir geçmişimize gitmemiz lazım bizim. Yaşa takılanlardan önce efendim isterseniz şu anki aftan ötürü faydalananları, yararlananları ve bunları Bağkur ve SGK ile karşılaştırarak anlatırsanız çok memnun oluruz. Şimdi tabii maalesef SSK, bizde geçmiş tabirle SSK, yeni adıyla 4A, eski Bağkur yeni adıyla 4B ve eski emekli sandığı yeni adıyla 4C dediğimiz bizim 3 tane kurumumuz var. Bir tane de banka yardımlaşma sandıkları dediğimiz, eski tekayüt sandıkları dediğimiz ayrı bir müessesemiz var, ama o şu an itibariyle pek faal değil. Bildiğim kadarıyla kaldırıldı. O sistem, bu sistemin içerisine dahil edildi. Şimdi 4A üzerinden gidelim. Ya zaten bu önceden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'nın tek bir çatı altında, Sosyal Güvenlik Kurumu altında birleşmesinin ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda bunların birleşmesinin altında yatan sebep de bu. Yani maalesef SSK ayrı bir uygulama yapıyor. Emekli Sandığı ayrı bir uygulama yapıyor. Bağkur ayrı bir uygulama yapıyor. Ve bunların aralarında da çok garip farklar vardı. Yani emeklilik öncesinde böyle çarpıcı olması açısından söylüyorum. Mesela 4A dediğimiz eski SSK şeyde, SSK'da eşi ve çocuklarına normal 5 yıldan gelir bağlanırken, diyelim ki bir çalışan kişi vefat ettiği zaman 5 yıldan gelir bağlanırken, emekli sandığında eşe gelir bağlanması için 10 yıl eşinin emekli sandığına tabi olması gerekiyordu. 10 yıl. Aynı şekilde emekli bir tanesi çocuk yaptığı zaman mesela bu çocuk yardımı alamıyordu. Emekli bir tanesi, erken yaşta emekli olursa. Aynı şekilde protez yardımlarında çocukları ve kendisi alırken eşi gözlük alamıyordu, yani protez yardım olarak eşi gözlük alamıyordu. Bu şekilde kurumlar arasında uygulama farklılıkları vardı. Ve bundan dolayı zaten 2008 yılında, 2006'da başlayıp 2008 yılında 5510 sayılı yasayla bunların hepsinin eşit hale getirilmesi sağlandı. Şu anda bu süreç halen devam ediyor. Şimdi emeklilik konusuna gelince de, yani emekli sandığı ve SSK'nın uygulamaları maalesef farklı. Biz de SSK açısından başlayalım isterseniz. Tabii. İki türlü bir emeklilik uygulamamız var bizim. Bunun 8999 öncesinde, şimdi hep böyle biz sosyal güvenlik kurumu işte biraz uğraşanlar, anlayanlar hep böyle kafa karıştırıp bir şey çıkmaz hale getiririz ve şimdi de bakalım ne derece anlatabileceğiz burada. 8999 öncesinde bizim iki tane şartımız vardı emeklilik için. Yani 4A kapsamında bir tanesi işte 5000 günlük bir prim olacak. Diğeri de 25 senelik
bir sigortalılık süresi. Yani ilk sigorta başlangıcıyla emeklilik süresi arasında 25 senelik bir sigortalılık dönemi olacak. Hı hı. Yani ilk sigortalılığa başlamışsa, yani diyelim 18 yaşında başlamışsa 43 yaşına geldiği zaman bu kişinin işte 25 yıllık sürede 5000 günlük prim yatırması emekli olması için yeterliydi. Yeterliydi, evet. Emekli olması için yeterliydi. 8999 öncesi için bu şekilde. Şimdi bir de bu radyoloji gibi, işte yeraltı maden işleri gibi yerlerde, bu erkekler için, pardon, bu erkekler için. Hı hı. Bayanlar için de yine 5000 iş günü ve 20 sene şartı vardı. Yani 18 yaşında bir tane bayan sigortalılığa girdiği zaman 5000 günü de varsa 38 yaşında emekli olabiliyordu. Hı hı. 8-9 yani 8 Eylül 1999 öncesinde. Evet. Şimdi bu bayan radyologsa ya da radyoloji teknisyeni ise, röntgen teknisyeni ise, bizim fili hizmet dediğimiz şeyden de yararlandığı zaman, bunun bir 5 yıl daha öne çekildiği zaman, 5 yıl daha bu yıpranma fiili hizmetten, yıpranma payı dediğimiz, orijinal adı, kanunda geçen adı fiili hizmet. Bunun 5 senede buradan geriye çektiğimiz zaman 33 yaşında bir bayan emekli oluyordu. Yani 99'dan önce. 8-9-99'dan önce bir çok enteresan yani, röntgen teknisyeni bayan 33 yaşında emekli olabiliyordu. Bu kaç yıldan 99'a kadar böyle sürmüş? 1965'ten 99 yılına kadar bu şekilde. 65 yılına baktığımız zaman 65 yılların da emeklilik yaşları 65'lerde. O zaman için yani ilk düşme 1965 yılında başlıyor. Şeyi düşünüyorum yani, 65'te yani yaş uygulaması var bizde. Bu sistemi niye uygulamışlarsa acaba, onu düşünüyorum şu an. Hani ne hizmetli acaba? Yani 33 yaşında bir insan niye emekli olur ki efendim? 33 yaşında daha, hani şiir var ya, yaş 35 yolun yarısı eder. Yolun yarısı bile değil. Ya yani o yüzden neyin emekliliği bu? Şimdi bunun iki tane sebebi var. Birincisi siyasi. Siyasi olarak hep kullanılmış bu sistem. Ve 1987 ya da 89 yılında zamanın hükümeti, o zamanki hükümet bir yaş düzenlemesi yapmıştı. Bayanları 50, erkekleri 55 yaşına getirmişti. Hı hı. Ve bir seçimde bir muhalefet, o zamanki bir muhalefetin başkanı eski sisteme getireceğim diye, o zaman mesela 50 ve 55 yaş uygulaması 1989 yılıydı galiba, getirilmişti. Onu mesela tekrar kaldırdı. Ve çok enteresandır Yalçın Bey, 1965 yılına kadar bizde zaten yaş uygulaması var. 65 yaşından önce insanlar emekli olamıyorlar. 65 yaşından sonra maalesef siyasetin sosyal güvenlik kurumları üzerine etkisi ve bunu vatandaşı, yani tabiri caizse oy alabilmek için biraz esnetilmesi, bugün halen sıkıntısını çektiğimiz ve şu anda 65 yaşına yeni getirdiğimiz sistemi ve Türkiye'nin en büyük kurumunun ve en büyük bütçe açıklarının oluştuğu alan olmasının sebebi bu kurumların yaş meselesinin sağlıklı olarak değerlendirilememesidir. Biz aynen bunları gördük. Aynen, yani 33 yaşında radyoloji bir röntgen teknisyeni bir bayan, Türkiye'de bunun gibi yüzlerce binlerce insan emekli oldu. Ve sizin mesleğinizde, yani medya grubunda ve basın mesleğinde çalışanlardan 38 yaşında gazeteciler gelmişlerdi. Biz ilk sigortaya girdiğimiz dönemde, SSK'da çalıştığımız dönemlerde, Kayseri'de 38 yaşında bir gazeteci arkadaşımızın emeklilik işlemlerini yapmıştık. Yani basın kolu da o zaman için bu fiili hizmet zammından yararlanıyordu. Yani yıpranma payından. Yıpranma payından 38 yaşında insanlar emekli oluyordu. Şimdi tabii 38 yaşında yatırdığı prim 5000 günü, yani 14,5 sene. 14,5 sene prim yatırıyor. 33 ya da 38 yaşında emekli oluyor. Yaş ortalamasına baktığımız zaman da 74. Yani 40 desek bile 35, yaklaşık 40 yıl maaş alıyor. 40 yıl maaş alıyor. Yani bu sistemin bir de dönmesi lazım. İşte buna da biz aktüeryel denge diyoruz. Aktüeryel denge diyoruz. Aktüeryel denge sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için 4 tane çalışana
bir emekli olması lazım. Yani 4 tane sigortalı olacak, bunun primleri yatacak, bir tane emekliyi finanse edecek. Bu sistemin bu şekilde ayakta kalması lazım. Ve neticede bu sosyal güvenlik kurumlarındaki bütçe açıkları artık inkar edilemez hale geldi ve buna bir çözüm geliştirildi. İlk olarak 1989 yılında geliştirildi ama o zaman için 1-2 sene sonra hükümetin değişmesiyle bu tekrar eski hale getirildi. Artık bütçe açıklarının büyümesi neticesinde ilk olarak 89-99 yılında bir yaş dediğimiz üçüncü bir parametre getirildi. İki parametremiz vardı ya, birisi 25 sene, bayanlar için 20 sene, erkekler için işte 5003 günü, 20 ve 25 sene. Buna bir de yaş uygulaması getirildi. Ve dendi ki 89'dan sonrası için ne olursa olsun, bayanlar için 58, erkekler için de 60 yaş getirildi. Yani 89'dan sonra sigortalılığa girenler için yine 25 sene, bayanlar için 20 sene ve 5000 günden başlayarak 5000, 5150, 5300, 5450, 5600 gibi sigorta primi de artacak şekilde yaş da 58 yaş şartı getirildi. Bayanlar için, erkekler için 60 şart. 60 yaş şartı getirildi. Hı hı. Yani üçüncü bir şey daha getirildi. Tabii o zaman Anayasa Mahkemesi'ne gidildi, şeyler oldu. Bunlardan işte Anayasa Mahkemesi önce bir iptal etti. Daha sonra tekrar bir düzenleme getirildi. Ve kademeli dediğimiz şu anda, yani kademeli dediğimiz işte 46, 47, 48, 49, 50, 56 yaşına kadar kademeli bir süreç getirildi. Ya yani benim mesela şu an itibariyle bu sene benim emekli olmam gerekiyordu. Emekli olmam gerekiyordu. Ama yaşa takıldığı için daha 3,5-4 sene daha önümüzde var. Yani prim günüm doldu. İşte 25 senelik sigortalılık sürem doldu. Ama yaştan dolayı da kademeli olarak işte ben 54 yaşına kadar, 55 yaşına kadar işte bunu bekleyeceğim. Hmm. Bu şekliyle. Yani üçüncü bir ölçü daha geldi. Yani şu anda bizim Türkiye'de uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kullanmış olduğu emeklilik şartlarında 3 tane şart var. Bir, prim günü. 2, 25 yıllık erkekler için, bayanlar için 20 sene sigortalılık süresi. Bir de yaş. 8-9-99 için kademeli geçiş. 8-9-1999 ile 1-5-2008 yılı için bayanlar için 58 yaş, erkekler için 60 yaş. Peki bitti mi? Bitmedi. 1-5-2008'den sonra ilk sigortalılığa girenler için de bayan erkek farkı olmadan 65 yaş sınırımız var. İlk sigortalılık ne zaman Yalçın Bey? Benim efendim çok geç. 65'i bekleyeceğiz. Yani bizi yıpranma payı da kurtarmıyor. 1.01.05.2008'den sonra ilk sigortalılığınız varsa en önemli kriter bu. En önemli kriter bu. Yani ilk sigortalılığa giriş 01.05.2008'den sonraysa bayan erkek ayrımı olmadan artık 65 yaş. Sonra, bizimki sonra. Evet. Ama biz şimdi şöyle düşünüyoruz. 2008'den sonra dedik. Şu an 2021 yılındayız. Bizim emekliliğimiz de zaten daha en az bir 2050'yi bulacak. Doğru mu? O zamana kadar ne şeyler gelecek, yasalar, ne kanunlar değişecek. Belki emekliliğe gerek kalmayacak, bilemeyiz. Evet. Öyle düşünüyoruz tabii, işin şeyi başka bir tarafta ama baktığınız zaman da enteresan bir durumda. Peki bu gelen hafta bu prim günleri mi şey oluyor? Şimdi af konusuna gelelim. Af konusunda normalde yine SSK Bağkur ve emekli sandığı açısından gittiğimiz zaman zaten SSK'da aktif sigortalılıktır. Yani birinin yanında çalışan, yani birinin emri altında çalışan işçiliktir. Emekli sandığı kamu görevlisidir. Kamuda çalışan devlet memurları içindir. Bu af dediğimiz olay emekli Bağkur için geldi. Yani bizim Bağkurlu dediğimizde esnaf, sanatkar, işte ticaretle uğraşan, tacir yani şirket sahibi ya da tarım bağkuru dediğimiz köyde ziraatla, tarımla, hayvancılıkla uğraşan kişilerin bağlı olduğu sigorta kolu. Bağımsız çalışanlar adı altında. Kendi nam ve hesaplarına bağımsız çalışanlar diye geçer zaten bunların orijinali. Bunlardan borcu olanlar için böyle bir yapılanma getirildi. Yani köyde
yaşayan ya da esnaf olup da Bağkur primlerini geçmişte yatırmamış olan ya da şirket sahibi olup da Bağkur primlerini geçmişte yatırmamış olanlar için topluca bu borçların tamamı üzerinden çok ciddi manada bir yapılandırma, af, taksit vesaire geldi. Yani diyelim ki kişi 2000 yılında işte tarım bağkurlusu oldu ya da bir şirket hissedarı oldu. Bağkurluluğu devam ediyor. Hiç primini yatıramadı. 20 yıllık mesela bir prim borcu var. Bunun 190-200 bin lira bir borcu varsa prim borcu, yani yeni yapılandırma döneminde bu 80-90 bin liraya düşebiliyor. Bunu yatırıp işte taksitlendirip günlerinde aldığı için emeklilik haklarına haiz olabiliyor. Evet. Sizin dediğiniz konuya da gelince, adam geçmişten beri Bağkur'u devam etmiş, diyelim hiç prim yatırmamış, Bağkur borcu var. Bu iptal edilen kısımları ihya ederek geri kalan kısımları da işte borçlanıp taksitlendirip yapılandırarak eğer yine 25 senesi mesela Bağkur'un değişik şartları var. Bağkur'un şartları biraz SSK'dan farklı. Bir grup için en az 9000 gün prim olması gerekir. 25 sene 9000 gün ve yaş şartı var. Yani Bağkur'un hesaplaması böyle ezber olarak anlatılabilecek bir konu değil. Onu böyle tablolar almak Bağkur lazım. Bağkur emekliliği yani SGK emekliliğinden daha mı fazla emeklilik maaşı veriyor? Şimdi bu prime bağlı olan bir sistem. Yani bunun şimdi genel manada toplumda bildiğimiz bir şey var. İşte SSK'nınki yüksek olarak bilinir ama bu yatan primlerle alakalı. Diyelim ki kişi Bağkur primini esnaf olup yüksek miktarlardan yatırmış ise bu SSK açısından yani 4A açısından da aynı şekilde emekli maaşı bağlanırken 3-4 tane ölçü vardır Yalçın Bey. Yani birincisi prim gün sayısı, yatan primin miktarı, bunun ikisi en önemli kalemdir. Yani prim gün sayısı ne kadar çok olursa ve yatan prim miktarı da ne kadar çok yüksek olursa maaşınız o derece yüksek bağlanır. Yani Bağkur için de aynı şey geçerli. Bağkur priminizi en alttan yatırmışsanız, yani 8-9 bin gün de olsa bağlanacak maaş o kadar yüksek değildir. Yani ne kadar çok prim yatırmışsanız maaş da o derece yüksek bağlanır. İşin ölçüsü budur. Evet. Dolayısıyla prim gün sayısı ve prim miktarıyla alakalı bir şeydir. Bunu yeri gelmişken hemen bir şey tabii, verelim. Tabii. Asgari ücretin 6,5 katı kadar. Yani asgari ücretin diyelim şu andaki sigorta maliyeti yaklaşık 900 lira civarında. Bunun 6,5 katına kadar. Yani 9 kere 6, 63, 6750, 6850 lira kadar böyle daha yüksek prim yatırılarak emekli olduğunuzda daha yüksek mesela maaş alabilirsiniz. Evet, peki efendim şu an emeklilikte yaşa takılanlar var. Bununla alakalı yani sizce bu sistem normal mi? 58 kadınlarda, erkeklerde 60 yaşına kadar beklenmesi normal mi ki 2008'den önce böyle bizler hiç bundan faydalanmayacağız. Biz 65'i de bekleyeceğiz. Yani bu normal mi yoksa daha farklı bir sistem mi olmalı? Yani mesela siz de söylediniz, ben de bir emeklilikte yaşa takıldım, bekliyorum dediniz şu anda. Yani beklemeniz sizce olumlu bir şey mi yoksa sıkıntılı mı? Beklenti çok o yüzden. Dernekler var artık. Evet. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Genel Merkezi var. Buyurun. EYT. Yani evet. Ben de bir EYT olarak EYT'lilerin aleyhine mi konuşacağım şimdi? Yani artık işte efendim sistem ne diyorsa ya da en şeyi siz biliyorsunuz detayını. Şimdi Yalçın Bey baştan yani aslında bir kısmını konuştuk. Yani EYT'nin bir kısmını konuştuk. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'nin en büyük kurumu. İkincisi en büyük bütçeyi kullanan kurumu. Üçüncüsü iştirakçısı olarak en büyük olan. Dördüncüsü de insanların hayatındaki en önemli kurum. Sosyal Güvenlik Kurumu işte az önce o siyah cüzdan örneğinde verdiğimiz gibi emeklilik insan hayatındaki en önemli kalemlerden bir tanesi. Sadece olayı emeklilik olarak değerlendirmemek lazım. Bizim 9 tane sigorta kolumuz var. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık yardımı, kısa vadeli sigorta kolları. Bir tane genel sağlık sigortamız var. Ayrıca bir de işsizlik ödeneğimiz var. Uzun vadeli sigorta kolları olarak da malüliyet, yaşlılık ve ölüm. Yani sadece bir emeklilik olarak değerlendirmeyelim. Tersinden gidelim. Bir kişi malul kalırsa %60 ve üzerinde bir uzuv kaybı olur ise
Bu kişiye devlet 15 sene ve işte belirli bir %60'ın üzerinde mağduriyet olması halinde devlet buna gelir bağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu buna gelir bağlar. %40 ve 60 arasında olursa vergi indirimi dediğimiz bir şeyden yararlanır ve yine 15 sene 3600 gün olması halinde engellikten dolayı bunlara gelir bağlanır. Bir iş kazası gerçekleşir ise Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazasından dolayı ayrıca bir gelir bağlar. Hastalandığımız zaman işte tedavi masraflarıdır, doğum olmuşsa doğum yardımıdır, analık yardımıdır vesaire. Biz 9 alanda Sosyal Güvenlik Kurumumuz çalışanlarına, iştirakçilerine yardım sağlar. Şimdi bu sistemin bir kere bir ayakta kalması lazım. Yani bu sistemin bir işlemesi lazım. Şimdi burada da dünya ölçeğine baktığımız zaman, yani normal modern bir sistemde sosyal güvenlik kurumları nasıl işliyor? Bunun İsveç ve Norveç örneğinden bahsetmiştim. Hemen hemen işsizlik %1'e yakın. Herkes sigorta çalışıyor, herkes sigortalı çalışıyor. Buna göre de sistem yani işliyor. Ölçü neydi? En az 4 çalışan, 4 çalışana bir sigortalı, aktüeryal denge dediğimiz bu. Bizde bu olay maalesef hiçbir zaman yakalanamamış. Yani en iyi geldiğimiz dönem 2.7 sigortalıya bir emekli. Şu anda da 1.92'lerde, yani 1.92 çalışana bir tane emekli. Yani iki sigortalı bile değil. Yani iki çalışanın, yani diyelim ki sigorta primi 900-900-1800 liraysa, yani ondan diyelim ki bir emekli maaşı, diğer şeyleri hiç görmesek bile bir emekli maaşı bugün şu anda o rakamlarda. Yani sistemin kendini finanse edebilmesi lazım. Bunun yolu da 4 çalışana bir emeklinin olması lazım. Bu dünyadaki modern sistem bu. Ama bu bizde bir türlü yakalanamıyor. Hmm. Yani o yüzden baştan beri söylediğimiz istihdam konusu sosyal güvenlik sisteminin de en büyük kaynaklarından bir tanesi. Yani istihdam artmalı ki Sosyal Güvenlik Kurumu gelir artmalı ve ona göre de finans yapısını o derece güçlendirmesi lazım. Evet. Bunun yine dediğim gibi değişik boyutlarıyla incelememiz lazım. Dünya uygulamasına baktığımız zaman Avrupa'da bugün Avrupa'nın bazı ülkeleri 67 yaşına kadar çekti bunu. Yani dünya standardı emeklilik yaşı bugün hemen hemen her ülkede 65 yaş. Ama burada ülkelerin biraz da demografik yapısına da bakmak lazım. Yani yaş, yani ortalama ömür ne kadar, buna bakmak lazım. Şimdi bizdeki mesela şu anda erkekler için ortalama ömür 74 yaşlarında. Ya bugün 65 yaşında birisi, bir erkek emekli olsa veya artık 65 yaşa bayan erkek, herkes takılacak. Geriye ortalama ömür 9 sene kalıyor. Yani geçmişte 30-40 sene çalışılmış, 9 sene, ki bunda da yaşam kalitesinin de ciddi manada düştüğünü düşünmemiz lazım. Yani bu insanları motive edecek ve insanları bu sistemin içerisine alabilecek bir sistem değil. Yani o yüzden bir yerde de kademeli geçiş bunu sağladı. Yani biraz daha şu anda 50'li yaşlarda insanlar emekli oluyorlar. 2038'den sonra 65 uygulamaya başlanacak burada. Şimdi demografik yapı dedim. Biz o zaman çalıştığımız dönemde bir Afrika ülkesi olması lazım. Ömür ortalaması 42. Yani bir ülkenin yaşama süresi 42 yıl. Yani 42 yıl bir yaş ortalama, ömür ortalaması olan bir ülkede siz 65 yaşında insanları emekli etmeye kalkarsanız, yani hiç kimseyi değil, emekli bulamazsınız. Evet. Yani emekli edemezsiniz. Yani o yüzden ortalama ömür, çalışma süreci, ekonomik yapı, demografik yapı, yani yaşı bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Şunu ben de katılmıyorum. Yani şu anda bugün, yani 20.01.2021 itibariyle 65 yaşında biz bugün insanları emekli etmenin ben uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 64 yaşında bu kişi emekli olamayacak. Yani bugün Türkiye'nin hemen hemen hiçbir iş yerinde 64 yaşında bir bayanı gece vardiyasında çalıştıramazsınız. Biz tekstil sektöründe çalıştıramazsınız. Bizim ana sektörlerimizden bir tanesi inşaat sektörü.
64 yaşında, 65 yaşında bir kişiyi işte 14 katlı, 20 katlı binanın işte çatısını yaparken bu kişiyi çalıştıramazsınız. Yani ben o yüzden şu an itibariyle yani 1.20.01.2021 itibariyle 65 yaşın yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama 2038'den sonra yani ki ben ilk sosyal güvenlik kurumuna girdiğim zaman yaş ortalamaları o zaman 63,5-65'lerdeydi. Yani şu anda ben birkaç gün önce erkeklerinkine baktım ortalama 74 yaşına gelirmiş. Yani emekli olduktan sonra da yine yaşayabileceği bir alan ortalama bir şeyden bahsedebiliyoruz. Ama bunu 96-97'de başlamıştım. O zaman Türkiye'nin erkek yaş ortalaması 63-64'lerdeydi zaten o zaman için. Yani yaşama oranı ve yaşı bu yaş şartını adaletli bir şekilde düzenlenmesi lazım. Evet. Yani o yüzden EYT diye tabir edilen emeklilikte yaşa takılanlar kesinlikle yaş sistemi üzerinde oynanılmasının, yaşı düşürmenin ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Peki işte ben veya işte benim gibiler ne yapmalı? Burada alternatif çözümler geliştirilebilir. Yani normalde almam gereken maaşın işte kesinti yapılarak diyelim ki ya maaş emekliliğimi 5 sene varsa %20'lik bir kesinti. İşte 7 sene varsa yani 25 seneyi doldurmuşum, prim günümü de doldurmuşum. Diyelim ki 6 sene takılmışım yaşa. Benim eşim 8 sene takıldı. Yani 8 sene yaştan dolayı takıldı. Yani diyelim ki 5 sene için %20'lik bir kesinti. 4 sene için %18'lik bir kesinti. 3 sene için %15'lik bir kesinti. Yaşına geldiği zaman tekrar normale dönen bir kesinti. Ya da biraz o dönemi kapatabilmek adına peşin almak gibi bir takım böyle alternatif çözümler geliştirilebilir. Bu toplum içerisinde huzuru, refahı, mutluluğa katkı sağlar. Ama emeklilik yaşında bir düşürülme olmasının geleceğimizi, çocuklarımızı riske attığını bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Efendim şimdi bir izleyicimiz bir soru sormuş. Bunu da detaylandırıp cevaplandırıp hemen biraz daha toparlayalım. Hocam ben 3 yıl önce emekli oldum. Şu an 1600 TL maaş alıyorum. Sigortadan emekli oldum. Girişim 1977. Çok az alıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi emeklilik maaşı bağlamada da yine bizim 3 dönemimiz var. Herhalde yine bizi kafa karıştırmaya başladık. Oradan gidelim. Emeklilik maaş miktarı hesaplanırken 3 dönemimiz var. Bunlardan yine az önce bahsettiğimiz 8.9.99'da bir tarihimiz vardı ya. 4447 sayılı yasanın çıktığı tarih. Bunun öncesinde alınan primlerin %100'ü emeklilik maaşına yansıtılır. 8.9.99'la yani 8 Eylül 1999'la 1.10.2008 arasında çalışılan dönemde alınan primlerin %70'i maaşa yansıtılır. 1.10.2008'den sonrasını söylemeyeyim. Bayağı düşük yansıtılıyor. Yani o kısmı %40'larda bir oran yansıtılıyor. Yani bu şu demek. 99 öncesinde 100 liralık prim yatırmışsak bu 100 liranın 100 lirası da emekli maaşımıza yansıyor. 99 ile 2008 arasında çalıştığımız ve yine 100 liralık prim yatırmışsak bunun maaşımıza yansıma oranı %70. O zaman bu kişi az mı yatırmış prim? 99 öncesinde çalışma süresi azmış galiba ve bir şey muhtemelen asgari ücretten. Yok şu an itibariyle bir şey yapamaz. Peki. Gürbüz Bey ben çok teşekkür ediyorum efendim. Gerçekten önemli bir programdı. Özellikle emeklilik noktasında, asgari ücret noktasında bilgilerinizi, deneyimlerinizi bir kez daha dinlemiş olduk. Ağzınıza sağlık efendim. Faydalı olabildikse ne mutlu. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim biz teşekkür ediyoruz bir kez daha. Değerli izleyenler bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Avukat Gürbüz Erdoğan yayın konuğumuzdu. Kendisiyle emekliliği konuştuk ve aynı zamanda asgari ücreti konuştuk. Belirlendi biliyorsunuz. Bununla alakalı detayları da
Gürbüz Erdoğan'dan dinlemiş olduk. Özellikle emeklilikle alakalı kafalarda soru işaretleri vardı. Bunların birçok noktasını da birçok soruların bence kafalardan kalktığı bir program oldu da diyebiliriz. Sayın Gürbüz Erdoğan'a ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Efendim başka bir gündem özel programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.